Merhaba arkadaşlar. Atom ve periyoda başlamıştık ve geçen hafta atom ve periyotta modelleri görüp Dalton atom modeli, Thomson atom modeli, Rutherford ve Bohr atom modelini görüp bununla ilgili sorulara başlamıştık. Ve yine oradan devam ediyoruz, sorulardan, örneklerden devam edelim. İzotürlerin hepsini de gördük. İzotop, izoton, izobar, izoelektronik neydi? Bunlardan bahsetmiştik tanım olarak. Daha fazla örnek görüp atomun yapısıyla da iyice harmanlamış, pekiştirmiş olalım. Aşağıdaki kutucuklarda atom ve yapısı ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir ve bu ifadelere göre diyor kutucuklara doğru olan ve yanlış olanlar getirdiğinde hangi şık doğru olur? İzotop taneciklerin her zaman kimyasal özellikleri aynıdır. İzotürlerde fiziksel özellik her zaman farklıydı. Kimyasal özellik ise izotoplarda nötr haldeyse evet aynıydı. Ama nötr değilse aynı değildi. O zaman her zaman kimyasal özellikleri aynıdır ifadesi yanlış olur arkadaşlar. İzoelektronik taneciklerin en az bir tanesi iyon olmalıdır. Eğer bir tanesi iyon değilse zaten proton sayıları da aynı olacağı için birebir aynı element olur. Biz bunun izotürlüğünden bahsedemeyeceğimiz için evet buna doğru diyeceğiz. İzobar taneciklerin çekirdek yapıları farklıdır demiş. Çekirdek yapıları dediği çekirdek yükleri ya da proton sayısı dediğimiz değerlerde izobarda kütle numarası aynıysa o zaman çekirdek yükü ve proton sayısı dediğimiz şey yani farklı olmalı. O zaman buna da doğru diyoruz. Ve izoton atomların fiziksel özellikleri aynı olabilir demiş. Fiziksel özellikler izotürlerin hepsinde farklıdır gençler. Bu da yanlış olursa cevabımız ne olur? D şıkkı cevap olarak vermiş oluruz. Evet, atomun yapısında yine iki formül vermiştik. Birincisinde demiştik ki proton sayısı artı nötron sayısı eşittir kütle numarası. Diğer formülümüzde proton sayısı eşittir iyon yükü artı elektron sayısı demiştim ve tek başına element verirse eğer şu formüle gerek yok, mantık yürütün. Elektron almış mı, vermiş mi? Buna göre elektron sayısını hesaplayın demiştim. Bu formülü nerede kullanacaktık? Bize eğer kök iyon vermişse, poliyonlar, çoklu iyonlar vermişse burada kullanmak şu formülü yerleştirip yapmak işlemimizi daha kolay kılıyor. Fosfat iyonu vermiş ve buradaki proton, nötron ve elektron sayısı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir, doğrudur demiş. İlk önce formülü yazıyorum gençler yine. İyon yükü artı elektron sayısı değil miydi? Ve burada bileşiğin tamamındaki elementlerin tek tek proton sayılarını hesaplayıp toplamam gerekiyor. Fosforun proton sayısı ne? 15. O zaman 15 fosfordan geliyor. Oksijenin proton sayısı 8. Ama bir tane oksijen atomunun 8 gençler. Bende kaç tane var? 4. O zaman 8 çarpı 4 de oksijenden gelirse toplamda proton sayım 32, 15 daha 47 olacak mı? Proton sayısını hesaplamış olduk. Devam ediyorum. İyon yükü dediğim şu üstteki yüktür ve eksi 3. Şuraya da elektron sayısı dersem o zaman bu bileşik için elektron sayım ne oldu? 47 idi. Eksi 3'ü de diğer tarafa atarsam elektron sayım da 50 oldu mu? Nötron sayısı için ne dedik? Proton sayısı artı nötron sayısı kütle numarasını veriyor bize. O zaman şurada oksijenin nötron sayısı 8 mi? Fosforun da 16 mı? Buna göre yaptığımda tekrar bileşik için bir tane fosforum var benim. O zaman 16 fosfordan gelecek yine nötron sayısı hesaplamalarında. 16 fosfordan 8 oksijenden geliyor. 8 ama bir tane oksijen atomudur. 4 tane oksijen atomu olacağı için 8 kere 4 32'dir. Buradan da nötron sayısı 48 çıkarsa gençler, proton sayım 47 idi, elektron sayım 50 idi ve nötron sayım da 48 olan C şıkkıdır. Teşekkür ediyorum Beyza Nurcuğum. Ve yine uyarılmalarla alakalı sözel bir soru var karşımızda. Yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Atomun elektronlarından biri enerji olarak bir üst enerji seviyesine çıkarsa, bundan bahseden kimdi? Bohr'du ve bu benim çekirdeğim oluyordu. Etrafımda yörüngelerimiz vardı ve yörüngelerde elektronlar ne demiştik? Eğer olması gereken en düşük enerji seviyesindeyse ve yüksek kararlılıktaysa temel haldedir diyorduk. Dışarıdan enerji alarak daha üst enerji seviyesine çıkarsa biz bunu enerjiyi absorplayarak, sorarak uyarılmış hale geçer ve yüksek enerjili olur ama düşük kararlılıktadır diye yorumluyorduk. Bu aldığı enerji
absorbe etmesi olayı absorpsiyondu. Üstündeki enerji kalkar kalkmaz elektron tekrardan kararlı olduğu yere geri dönmek istiyordu ki buna da emisyon diyorduk. Aldığı enerjiyi ışıma yaparak geri verir ve yerine döner diye yorumluyorduk. Buna göre o zaman bir üst enerji seviyesine çıktığında atomu yarılmış olura doğru deriz. İkincisinde elektronu geri dönünce ışın yayar, aldığı enerji kadar ışın yayarak geri döner. Ve hatta şunu demiştik, eğer ikinci bölgedeyse elektronumuz, biz buna görünür bölge diyorduk, gözle görebiliyorduk. Üçüncüsü de oluşan ışınlar prizmadan geçirilince renk oluşur ki siyah bir bant üzerine bunlar mavi, kırmızı, sarı ve yeşil şeklinde barkod sistemine benzer oluyordu. Her elementin kendine özgü bir çizgisi vardı şu şekilde ve bunlara da spektrum diyorduk. O zaman renk oluşur kısmı da doğruysa cevabımız Edirne oluyor deyip geçiyoruz. Ve yine burada bir bileşikle alakalı sorumuz var. Burada da yine kütle numarasını X'in soruyor. Bana elektron sayısını vermiş. X'in önce proton sayısını bulacağım. Neyle yapıyorum yine? Proton sayısı eşittir. İyon yükü artı elektron sayısı ile yaparsam gençler. X'in proton sayısını bilmiyorum. Hidrojenin proton sayısı 1. O zaman 1 hidrojenden gelecek. Kükürtün proton sayısı 16. Ve yine oksijenin proton sayısı 8. Kaç oksijen atomum var? 3. 8 kere 3, 24 de oksijenden gelirse. İyon yüküm -1'dir. Elektron sayısını 65 olarak zaten vermiş. Buradan X'i çektiğimde gençler şurası 64 olur. Şurası da 30, 40, 41 ise diğer tarafa attığımda 41'den çıkardığımda 23 olarak neyi bulurum? Proton sayısını bulurum. X'in kütle numarası kaçtır diyor ya, parantez içinde bana nötron sayısını zaten vermiş 24 diye. Proton sayısı artı nötron sayısı da kütle numarasını vereceği için 47'dir. Cevap Bursa diye yorumlarız. Burada elementel halde yani tek atomlu iyon halinde bir yapı vermiş. Ve buna dair sorular sormuş ya. Şurada daha açık haliyle böyle bir yazayım. 3 artı ve atom numarası 21 ise 3 tane elektron verdiğinde bu ne olur? 18 olur. Yine proton artı nötron kütle numarasını verecek diye o zaman nötron sayım da 24 olur mu? Buna göre bakıyorum. Elektron sayısı 18'dir. Bir doğru. Bizden yanlış olanı istiyor. Kükürt için 16'ya 2 demiş ya. 2 elektron alırsa 18 olur mu? İzoelektroniklikte 20'den aşağı 20'den küçük olanlarda ne demiştik gençler? Elektron sayıları aynıysa izoelektroniktir diyebiliyorduk. Ayrıca 20'den büyük olma durumunda dizilimin farklı olma durumu söz konusu olduğu için ne yapıyorduk? SP dağılımına bakarak yorumluyorduk. Şurada neonun argondan sonra argon 18 diye argona eklediğimde gençler ne oluyor? 4S kare 3D1 ile bitmiş oluyor şu. Peki kükürt için ne yaparız? Kükürt için de yine 2 tane elektron aldığında 18 oldu ya. Bu 2 elektron alarak kime benzemek istediği yapı olarak argona. Bunun temel haldeki elektron dizilimi buydu. 3 tane elektron verdiğinde ilk en dış yörüngedeki olan 4. katmandaki 2 elektronu verir. Sonra bir tane daha elektron vermesi gerektiği için şunu verir. Hem elektron sayısı hem dizilimi aynı olduğu için o zaman ikinci öncülüm de doğrudur diye yorumlarım. Proton, nötron ve elektron sayıları arasındaki ilişkiyi sormuş. Nötron sayısı büyüktür protondan, proton da büyüktür elektrondan olduğu için bu da doğrudur. Ve X atomu ile kimyasal özellikleri aynıdır. Gençler proton sayıları aynı mı? Proton sayıları aynıken kütle numaraları farklıysa biz izotop atom diyorduk ve izotop atomlar nötrken kimyasal özellikleri benzerdi. Ama bu nötr olmasına rağmen üstteki iyon halinde bundan dolayı biz kimyasal özellikleri aynıdır diyemeyiz. Yanlış olan D ki çekirdek yükü 21'dir dediği zaten atom numarasıdır. O da otomatikman doğru oluyor. Grafik sorularında verilen değerleri dışarıda bir yere yazarsanız daha net yapabilirsiniz. Hata yapmazsınız bu tarz sorularda. X, Y, Z vermiş bize ve bunların protonla elektron sayılarını vermiş. Ben üçünü de yazdım şu şekilde. X'in proton sayısı neymiş gençler? 11'miş. Y'nin proton sayısı 16. Z'nin proton sayısı da 15 grafiğe göre yerine bırakıyorum hepsine.
Geldim elektron sayılarına. X'in elektron sayısı 10'muş. Y'nin de elektron sayısı 10. Z'nin elektron sayısı ise 18. Tek başına atom halinde olanların ne yapıyorduk? Hemen elektron alıp verme durumuna göre yüklerini, iyon yüklerini hesaplıyorduk. Proton sayısı 11 iken 10 kalmışsa elektron sayısı, o zaman bu adam bir tane elektron vermiştir. Verdiğinde katyon oluyordu ve artıyla gösteriyorduk. Eğer 16 iken elektron sayısı 10'sa bu da 6 tane elektron vermiştir. Elektron, proton sayısı 15 iken elektron sayısı 18 olmuşsa o zaman bu adam elektron almıştır. Aldığında anyon diyorduk ve buna da o zaman eksi 3 diye yazmış oluruz. Geri dönüyorum şimdi öncüllerimden hangileri doğru olabilir? Z anyondur demiş. Eksi yüklü olan elektrik alandı ve anyondu. X ve Y izoelektroniktir demiş. X ve Y'nin elektron sayılarına bakıyorum eşit. Proton sayıları farklı, yani iyon halinde, o zaman izoelektroniktir diyebilirim. Dağılımına bakmadım çünkü 20'den küçüktü. Ve Y ile Z içinde izobardır demiş. İzobarlığından bahsedebilmem için kütle numarasını bilmem gerekiyor. Evet, proton sayıları farklı ama kütle numaraları aynı mı değil mi bunu bilmeden şuna dair yorum yapamam. Hangileri doğru olabilir de 1 ve 2 diyorum cevap olarak. Yine bir grafik sorusu daha arkadaşlar. Burada da az önceki mantıkla yine aynı yapacağız. Proton sayısıyla elektron sayısıydı bir önceki soru. Burada nötron sayısını vermiş. X, Y ve Z'yi yazıyorum yine yan yana. X'in proton sayısı 18'miş. Y'nin de proton sayısı 18. Z'nin proton sayısı 15 grafiğe göre. Yine X'in nötron sayısına bakıyorum. 16. Y ve Z'nin nötron sayısı da 18'miş gençler. O zaman kütle numaralarını da hesaplayabilirim. Şunlardan diyorum ki burası 34'tür, şurası 36'dır, şurası da gençler 33'tür diye kütle numaralarını, yani nükleon sayılarını bulurum. Buna göre X ile Z birbirinin izobarıdır demiş. İzobar olması için kütle numaralarının aynı, proton sayılarının farklı olması gerekiyordu. Böyle bir şey diyemiyoruz, o yüzden bunu eledik. Y'nin nükleon sayısı çekirdek yükünün 2 katıdır. Nükleon sayısı dediğim kütle numarasıydı ve çekirdek yükünün 2 katı olduğu için 2'ye doğru diyorum. X ve Y'nin kimyasal özellikleri aynıdır demiş. Bakıyorum arkadaşlar, proton sayıları aynı. Proton sayıları aynı iken kütle numaraları farklı. Ve eğer nötr atomsa o zaman bunların kimyasal özellikleri benzerdir diye yorumlarız. Bu durumda 2 ve 3 doğru olur. Yani D şıkkı diyeceğiz. Geçiyoruz. Bir de tablo sorusu vermiş. Buradan bir tablo sorusu yapalım. Periyodla atomla ilgili sorularda bir köşeye yazıp, grafikte de bir köşeye yazıp tek tek baktığınızda daha net bilgiler edinebiliyorsunuz ve değer vererek de yapabilirsiniz yine gençler. X üzeri N, Y üzeri N verilmiş ve X'in nötron sayısı 15'miş. Elektron sayısı 18. Yine Y'nin elektron sayısı 10, nötron sayısı ise 16'ymış gençler. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Ben şurada aynı elemente ait diye bize bilgi vermiş ya, aynı element olması için bir defa proton sayılarının aynı olması gerektiğini bilmem gerekiyor. Neydi? TC kimlik numarası gibiydi proton sayısı ve onlar aynıysa biz aynı elementtir diyebiliyorduk. Ya da izotop atomsa yine izotop atomlarında da kütle numaraları farkıyla ilgili yorum yapabiliyorduk. Burada o zaman değer verirsem gençler, şuna 15 dersem, şuna da 15 dersem eğer, şurada 3 tane elektron almış olur mu? Bakın 3 elektron aldığında eksi 3 olurdu burası. Şurası da 5 tane elektron vermiş olsaydı artı 5 olur muydu? Bunu vermeyip hocam niye 15 verdik, 16 da verebilirsin. 16 olduğunda da o zaman 2 elektron alırdı. Burası da 16 olurdu. 6 elektron verirdi. Diyor ki M eksi N 8'dir. N değerim artı 5 değil mi? N değerim de eksi 3 diye. Eksi ile eksinin çarpımı artı 3 olduğu için buradan 8 çıkar mı? 16 deseydim şurası 2, burası da 6 olacak ya. Her türlü M eksi N değerim 8 çıkıyor mu? Evet. Devam ediyorum. 2'de de diyor ki X üzeri N iyonunun nükleon sayısı 31 ise. Şimdi bu değeri ben vermedim mi? Burada adam diyor ki şunun nükleon sayısını 31 yap. Burası 31 ise o zaman şurasının 16 olması gerekiyor.
Aynı elemente ait olduğu için şurası da 16 oldu mu? Bunlar da değişti o zaman. Bu defa 2 elektron aldığı için eksi 2, 6 elektron verdiği için artı 6 der miyiz? Devam ediyorum. O zaman diyor ki n'in değeri eksi 3'tür. Hayır, n'in değeri eksi 2 oluyor. O yüzden 2 yanlış. X üzeri n ile y üzeri m iyonlarının kimyasal özellikleri farklıdır. Gençler bunlar da proton sayıları aynı iken kütle numaraları, nötron sayıları farklı olduğu için farklı çıkar. Evet, izotop atomlardır ama iyon halinde olduğu için kimyasal özellikleri yine benzerdir diyemem, farklıdır dediği için 3'e de doğru diyeceğim. Bu durumda 1 ve 3 doğru cevabımız oluyor. Ve böylelikle izotürlerle atom modelleri ve atomun yapısına dair olan kısmı bitirdik. Üçüncü kazanım diyor ki, periyodik sistemin oluşumuna dair kazanımları, sözel kısımları bil, periyodik sistem üzerine yapılan çalışmaları ve Mozley'in katkılarını bil diyor. Aslında MEB işte daha öncesinde de Bernier, Nevill, Kant, Ortiz bunların hepsini müfredatta varken şu an sadece ÖSYM düzeyinde Mendeleyev'i, Mozley'i bilmenizi ve Ramsey ile yine Seborg'u bilmeniz yeterlidir diyor. Bu yüzden direkt Mendeleyev ile başlıyorum. Mendeleyev yaptığı çalışmalarda Mozley'i aslında çok güzel yine bir temel oluşturmuş ve Mozley'in o eksikliği bulmasıyla aslında periyodik sistem bugünkü halini almış. Mendeleyev ne yapıyor gençler? 63 elementi yaptığı bir çalışmalarla bir düzen oluşturuyor ve bir tabloya bırakıyor. Ve bu tabloda 63 elementi benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre aynı gruplara bırakıyor. Ve bu şekilde bir tablo oluşturuyor. Ve bu 63 elementi yerleştirmiş ya, 63 element bir tablo değil, daha fazlasını oluşturuyor. Boşluklarla birlikte 92 elementlik bir tablo oluşturuyor aslında. Ve o boşluklara gelecek elementlerin kütle numaralarını da öngörebiliyor. Öngörüsü çok müthiş olduğu için bayağı çalışmalarından sonrası için ne yapmıştır? Dayanak oluşturmuştur gençler. Ve Mendeleyev o bıraktığı boşluklardaki bazı elementleri de daha sonra kendisi keşfedip yine periyodik tabloya yerleştiriyor. Hatası ne? Hatası şu. Evet, benzer fiziksel ve kimyasal özellikte olanlar aynı gruptadır diyor. Ya da işte elementlerin kütle numaralarını daha bulunmamışken öngörebiliyor. Periyodik tabloyu da günümüze çok yakın bir şekilde aslında oluşturmuş oluyor ama hatası şu, diyor ki periyodik tablodaki elementler artan kütle numaralarına göre sıralanır. Halbuki artan kütle numaralarına göre değil, artan atom numaralarına göre sıralanmasının en doğru olduğunu daha sonra Mozley yaptığı X ışınları deneyiyle bulmuş oluyor gençler. Ve yaptığı X ışınlarının çalışmaları sonucunda evet diyor, fiziksel ve kimyasal özellikleri aynı olmalı, aynı grupta olmalı elementlerin benzer özellikte olanları, ama artan atom numaralarına göre sıraladığımızda daha doğru sonuçlar elde ederiz diyerek periyodik cetvelin aslında babası sayılıyor yine Mozley. Mozley'in yaptığı şu periyodik sistem var ya, şuradaki periyodik sistemde aslında şöyle bir şey oluşturuyor. Daha sonra 8A grubu olan soy gazları Ramsey'e gelip keşfetmiş oluyor gençler. Ramsey soy gazları keşfederek kararlı olan soy gazları 8A grubu olarak sona ekliyor ve periyodik tablonun yine şekli bozulmasın diye benzer özellikte olan nükleer maddeleri, nükleer elementi de aşağı kısma lantanitler ve aktinitler olarak kim alıyor? Glin, Seaborg alıyor. Ve buna F bloğu elementleri diyor. Bununla da 1951'de zaten Nobel ödülü kazanıyor. Böylelikle periyodik cetvel günümüzdeki halini almış oluyor. Bu sözel kısım yeterli. Peki bu bizim periyodik tabloda neleri bilmemiz gerekiyor gençler? Periyodik tablomuz 7 tane satırdan oluşuyor. 18 tane sütundan oluşuyor. Biz bu 7 satıra periyot diyoruz. 18 sütuna da grup diyoruz. ÜPAK A, B grubunu kabul etmediği için birden 18'e kadar grup vardır diyor. Ama geleneksel adlandırmalarda biz baş grup olarak A grubu, yan grup olarak da B grubu adlandırması yapıyoruz diyelim. Ve birinci periyotta gençler hidrojen ve helyum olmak üzere 2 tane elementimiz. İkinci periyotta ve üçüncü periyotta 8 tane elementimiz. Dördüncü ve beşinci periyotta 18 tane elementimiz var ki lantanitler, aktinitler burada tek tablo, tek kutucuk olarak gösteriliyor. O yüzden 18 element olarak sıralanıyor. Geçelim. Ve periyodik tabloyu da bildikten sonra dördüncü kazanım diyor ki öğrendiğin elementlerde
Birden 20'ye kadar olan atomları ezberlemen gerekiyor sembolleriyle birlikte. İşte birin hidrojen, ikinin helyum, üçün lityum, dördün yine berilyum, beşin bor. 20'ye kadar olan elementleri ve bazı elementleri, çok yaygın olarak kullanılan elementleri de yine atom numarasına değilse de sembolleriyle bilmen gerekiyor. Kazanım senden bunu istiyor. Ve sonrasında diyor ki bir de bu elementlerin hangi periyot, hangi grupta olduğunu bilmen gereken katman dizilimini yine bilmiş o. Şuraya yazarsam yine diyelim ki 1 hidrojen, işte 5 bor, 9 flor, 11 sodyum yine verelim. Ve alta bir tane daha yerimiz var. 15 fosfor. Şuraya da 2 helyumu bırakmış olayım. Burada diyor ki gençler, şu benim atom numaram sayı olarak yazıyorum ya. Bunun dışına da katman çiziyorum ve bunlar benim yörüngelerim, periyotlarım demek. İçindeki elektron sayısı da son yörüngedeki elektron sayısı bize neyi veriyor? Grup numarasını veriyor. Ona göre yazdığımızda şu katman birinci periyot, bir tane olduğu için biz buna birinci periyot ve şuna da 2 olduğu için 2A grubu dememiz gerekiyor ya normalde. Ama helyum için istisna var. Helyum 2 ile bitmesine rağmen soy gazdır. 8A'da yer alır. O zaman hemen değişiyorum. 8A grubu diyorum. Bu da ne demek? Aynı zamanda 18. grup elementidir helyum demektir arkadaşlar. Hidrojen için 1 ve katmanımızı çizdik. Bu yine birinci periyot 1A grubudur. Özellikle helyumla hidrojeni çizdim. Neden? İkisi için istisna var gençler. İstisnam şu. Bir A grubunu biz adlandırırken toprak alkali metal diyeceğiz. Ama hidrojen toprak alkali metal grubunda yer almasına rağmen metal değildir. A metal özellik gösterir. Helyum da 2 olmasına rağmen orbital işte, katmanındaki elektron sayısı 2A grubu değil 8A grubudur. Bu iki istisnayı mutlaka bilin. Çünkü soru bankalarında bolca karşınıza çıkacak ki ÖSYM'de bu istisnayı bolca size sorar gençler. Ve geldim Bora. Bora'da yine diyorum ki 2, 3 şeklinde yazdığımızda biz her bir yörüngenin alabileceği maksimum elektron sayısını 2n kareyle hesaplamıştık ama 8. sınıf kimya bilimlerinden de biliyorsunuz ki 2, 8, 8, 2, 20'ye kadar biliyoruz biz dizilimleri. Sonrası için 11. sınıf modern atom teorisi yani AYT konusunu bilmeniz gerekiyor. Oradaki farklılığı anlayabilmek için. O yüzden şurada 2'ye 3 dediğimde benim katman sayım kaç? 1, 2. O zaman periyodum ikinci periyot. Periyot, baş kuantum, yörünge, katman, kabuk hepsi aynı şey demekti. Enerji seviyesi ya da. Sonra diyorum ki son yörüngede var olan elektron sayısı değerlik elektron sayısıdır. Ve değerlik elektron sayısı elementin grup numarasını belirler. O zaman bu adam neymiş? 3A grubuymuş. 3A grubu UPAC'a göre adlandırılırsa da gençler 10 tane B grubu var ya 1A 2A'dan sonra. O yüzden aynı zamanda 13. grup elementi de diyebilir size. Bunu da doğru dersiniz. Geldik flora. 2'ye 7'dir. O zaman buna da yine 2 katman olduğu için ikinci periyot. Ve son yörüngesinde 7 tane elektron olduğu için 7A grubu ya da 17. grup elementi diye yorumlarız. Yine sodyum 2, 8, 1 diye belirttik. Bu defa katman sayım 3 olduğu için periyot numaram 3. periyottur. Ve son yörüngedeki elektron sayım 1 olduğu için 1A grubu ya da 1. gruptur gençler. Bakın bu da 1A grubu, hidrojen de 1A grubu. İkisi de toprak alkali metal grubunda yer almasına rağmen tekrarlıyorum. Hidrojen metaldir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Şurası da 2, 8, 5 olduğu için nedir gençler? Hemen yine 3. periyot. 5A grubu ya da 15. grup. Peki kalsiyumu bir de örnek vereyim. 20 olan kalsiyumu da son örneğimizi verelim. 2, 8, 8, 2'dir. Katman sayım 1, 2, 3, 4 olduğu için demek ki kalsiyum 4. periyottaymış. 4. periyot son yörünge 2 olduğu için 2A grubu olan toprağa alkali metal. Ben bir ay az önce toprak alkali dedim. Alkali metaldi. Buna toprak alkali metal diye 2A grubu şeklinde yorumlamış oluruz gençler. Var mı sorusu olan? Ve geldik buradaki periyodik sistemdeki elementlerin
adlandırmalarıyla bunların özelliklerine. Periyodik sistemimiz bizim metallerden, ametallerden, yarı metallerden ve soygazlardan oluşuyor gençler. 1A grubu, 2A grubu geçiş metalleri yani B grubu elementlerin hepsi ve 3A grubu metal olarak anılıyor. Hidrojen ve yarı metalleri tabii ki istisna olarak geçiyoruz. Onun dışında gençler 4A, 5A, 6A, 7A ya da A metal diyoruz. Yine onların içinde de yarı metal var ve 8A'lar da soygazlardır zaten diye yorumlayacağız. Bu durumda metallerin özellikleri için şunu diyoruz gençler. Metalik bağdan dolayı zaten iyonlaşma enerjileri çok düşük ve değerli elektron sayıları yine küçük olduğu için elektronlar sürekli hareket halinde. İşte bu hareketliliklerinden dolayı yüzeyleri parlaktır. Ayrıca ısı ve elektriği iletebilirler, işlenebilirler, kırılgan değildirler. Ve bileşik oluştururken de daima artı yüklü bileşik oluştururlar. Kendi aralarında bileşik oluşturmak, alaşım denilen karışımları oluştururlar. Ametallerle bir araya geldiklerinde iyonik bileşik oluştururlar diye yorumluyoruz. Ametaller ise mattırlar, ısı ve elektriği iletmezler, grafit hariç diyeceğiz. Oda koşullarında katı sıvı gaz halinde bulunabiliyor. Metaller oda koşullarında katıdır, cıvı hariç, ona da tekrar değinelim. Ametaller bileşik kendi içlerinde oluşturabiliyorlar, buna kovalent diyoruz. Zaten metallerle oluşturdukları iyonikti, bu şekilde adlandırabiliyorduk. O zaman hem artı hem eksi yük alabiliyorlar ki ametallerin periyodik sistemdeki sayısı daha az olduğu için bunu şifrelendirirken şöyle diyoruz gençler. Job, Hasan diye şifrelendirip bir de 7A grubu olan halojenleri flor, klorun burnunu ısırdı şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Bunun dışında bir de 8A grubumuz vardı ya, Hergele Necmi arsız karısını keserek rendeledi. Onu da şöyle yazsam, 8A grubunun neydi özel şifresi? Hergele Necmi arsız karısını keserek rendeledi şeklinde yapıyorduk. Bunlar zaten soygazlarımız. Diğer tüm elementler bu adamlara benzemek istiyor. Bunlar da ametallerimiz, hem elektron alabiliyor, hem verebiliyor, hem kovalent bileşik oluşturuyor, hem iyonik bileşik oluşturabiliyor. Bunun dışında kalanlar da nedir diyeceğiz? Metallerdir diyeceğiz. Metallerin sayısı daha fazla olduğu için böyle geçmiş oluyoruz. Ama tabii özel isimleriyle birlikte bilmeniz gereken kısım var mı? Vardı. Bir A grubuna ne diyorduk? Haydarpaşa Lisesi'nin Nazlı kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı diye yorumluyorduk, değil mi? Ya da 2A grubu Berin mağazada caka satarken babasına rastladı. 3A grubunda alüminyum var bileşiklere çok katıldığı için yine bilmeniz gereken. Soru çöze çöze bunları bir şekilde oturtacaksınız. Yarı metallere geldik gençler. Germanyum, silisyum ya da galyum gibi yarı metallerimiz metallerle ametaller arasında yer alıyor. Özellik olarak da fiziksel özellikleri metallere daha yatkın. Kimyasal özellikleri de ametallere daha yatkın. Elektron alıp verme durumu o zaman kimyasal bir özellik olduğu için aslında ametal yatkınlığını ifade ediyor bize. Ve iletkenlik ve ısı bakımından ise metaller kadar yüksek olmasa da ametallere göre daha iyi sonuçlar verebiliyor ki bu açıdan silisyum ve germanyum özellikle otomotiv sanayisinde ve endüstride bolca kullanılıyor diye yorumlayabiliriz. Ve son olarak soygazlara geldik. Soygazlar neydi? Kararlılardı. Adamlar kararlı olduğu için diğer herkes onlara benzemek istiyor. Ve bunlar doğada atomik yapıdır. Teklidir yani. Biz 7A grubu halojenlere ya da ametallere diatomik yapılıdır. Tek başına bulunmazlar. Mesela oksijen gazı tek başına değildir. O2 şeklindedir. Ya da işte hidrojen gazı tek değildir. H2'dir. Klor gazı tek değildir. Cl2 şeklinde yazılır. Bu diatomik yapılı. Yani çoklu yapı atom halinde bulunurken soygazlar tek başına olmak istiyor çünkü bileşik yapmaya yatkın değil. Yine de laboratuvar koşullarında, yapay ortamlarda ksenonun florlu bileşikleri artık elde edilebiliyor. Tamamen imkansızdır diye yorumlamıyoruz. Ve dikkat etmemiz gereken diğer şey neydi? Helyum hariç hepsinin son katmanında 8 vardı. Helyumun 2 idi gençler, bunu unutmuyoruz. Ve oda koşullarında yine hepsi gaz halindedir diye yorumlamamız gerekiyor. Deyip sorumuz var mı? Bir bakalım, yoksa periyodik özellikleri bitirmiş olalım. Evet, bu kısım kalsın çünkü bu periyodik özellikler sıkıntı yaşadığınız diğer konu. Haftaya buradan örneklerle devam edelim. Kendinize iyi bakın.